Sevgili canlar, sevgili Zehra TV izleyicileri, sizden gelen istekler üzerine Eyyam-ı Fatimiye günleri geliyor. Eyyam-ı Fatimiye ne demektir? Açılımı nedir? Tarihsel noktasında nasıl bir akış olmuştur tarihte? Neden Eyyam-ı Fatimiye denmiştir? Geçmişte Hazreti Fatıma ile ilgili pek bilinmeyen olaylar nelerdir diye sorularınız geldi. Biz de malumunuz üzere Tarihin Noktası programını Profesör Doktor sevgili Fazıl Agiş hocamla yapıyorum. Kendisini de bilahare çok seviyoruz. Yüreğine sağlık, buraya kadar geldi. Şimdi kendisiyle ilk bölümde, birinci bölümde bir girizgah yaptık. Kaldığımız nokta şuydu. Dediniz ki hocam, ikinci halife geldi kapının oraya ve içeride Fatıma var dediler. Evet. Sonrasında neler oldu hocam tarihsel bapta? Şimdi içeride Fatıma var ama diyorlar oraya gelenler. Hı-hı. Olursa olsun diyor, yakın odunları. Allah. Şimdi tabii odunlar yakıldı, yakılmadı, kapı yandı, yanmadı diye tartışılır. Hı. Ama bir teşebbüs oldu mu? Hı hı. Oldu. Bu Hazreti Fatıma'yı gazaplandırdı mı? Gazaplandırdı. Eğer Fatıma-tüs Zehra selamullahi aleyha gazaplanmışsa Allah da gazaplanır tabii ki. Evet. İstediğin kadar sahabe ol. Allah'ı gazaplandırıyorsun. Kapıyı yakmaya kalkıyorsun. Benim merak ettiğim hocam, bu hadise kaynaklarda, hadis kaynaklarında ehli sünnetin mesela aklınızda var mı? Hangisinde var mesela, yazıyor bu? Var tabii. Hangi kaynakta var hocam? Aklınızda var mı? Mesela şeyde Sahih Müslim mi? Taberi'de bile geçiyor böyle. Taberi'de de var. Geçiyor. Hmm. Mesela ilk kaynaklar olarak İbni Kesir, İbni Esir gibi tarihler de yazmışlar. Ama pek bilinmiyor. Şeyde Fark Beynel Fırak, Bağdadi'nin Mezhepler kitabında da var bu olay. Yani Şia bundan dolayı Şia'dır falan diye ifadeler var. Yani bu olaydan dolayı Şia bunu derler. Ha. Şia derse de şimdi öbür kaynaklar saklayabilir. Hı hı. Ama bir olay var ortada. Bu olayı olmadı diye inkar etmek biraz tarihe ters düşer. Peki hocam, şeyi merak ediyorum. Hazreti Fatıma'nın birinci bölümde dediniz ki kabri gizlidir. Neden gizlidir? Şimdi bu ev olayını bir tamam, tamamlayalım. Bitirelim. Çünkü burası önemli. Hı. Bir dönüm noktası. Bir de fedeyi merak ediyorum. Tamam. Şimdi bu evi, hı hı, bu şekilde baskın yaparken tabii orada bulunanlar Fatıma'nın gazabından çekilerek evi yakmaktan çekindiler. Çekindiler. Belki ateş değdi değmedi. Hı hı. Orası aydın değil. Yani tarihte. Yok değdi değmedi şeyi var. Ama bir teşebbüs var bir kere. Yaktın veya yakmadın, bu suçu işledin yani. Onun üzerine kapıyı iterek, kırarak içeri girerler. Kapı kırma olayı var. Şimdi bu kapı kırılırken diğer kişiler, İmam Ali Aleyhisselam içerideler. Tamam. Fatıma kapının önünde sesleniyor. Onlara nasihat ediyor. Hüccetini tamamlıyor. Ama kapı kırılıp Hazreti Fatıma arkada, kapının vurması, tahta kapının vurması, kapının çivilerinin kendisine de batması, kaburgasının kırılması, o zaman hamile, karnında bebek var, adı Muhsin olarak. Ha, tarihte çok meşhur geçer. Evet. Muhsin diye. Muhsin diye Hazreti Peygamber o ismi vermiş. Kimi Muhassin diyor, kimi Muhsin diyor. Hazreti Peygamber bizzat bu ismi vermiştir. O çocuğu düşürüyor. Ehl-i Beyt'ten ilk şehit çocuklar. Düşürüyor. Kanlar içinde.
Hatta kumfu zatlı bir köle gelip kırbaç vuruyor. Hazreti Fatıma'nın eline sanki kırbaç izi bilezikmiş gibi iz bırakıyor. Yani Hazreti Fatıma hem yaralı hem bitkin hem şey. Peki Hazreti Ali o anda nerede hocam? Çünkü bu aklına gelecek izleyicilerin. Buradaki Hazreti Fatıma'nın öne çıkışının sebebi İmam Ali Aleyhisselam'ı korumaktır. Ben peygamberin kızı Fatıma'yım. Bir kadınım. Hem de seçilmiş kadınım. Alemler kadınlarının seyyidesiyim diye biliyor bu ümmet. Ha, bu bana, kadar azgın olamazlar diyorsunuz. Bana ilişemezler. O bapta öne bana çıkıyor. Bana hürmet edeceklerinden dolayı oraya dokunamazlardan dolayı öne çıkıyor. Ama tam zıttı oluyor. Ama tam tersi. Nerede o Muhammed ümmeti? Hem de sahabe diyen önde gelenler. Nerede, nerede, nerede? Eyvallah. Bu hüzünlenmemek olay, elde değil. Bu olay olunca işte Hazreti Fatıma'nın yaralanması, şey yapması. O arada İmam Ali Aleyhisselam ve Zübeyir bin Avam, Zübeyir bin Avam o zaman biat etmeyenlerden de karşı çıkıyor ve Zübeyir Avam, İbn Avam savaşırken elindeki kılıcı düşürüyor. Tam karşı koyamamış oluyor. Halbuki Zübeyir iyi bir kılıç kullanıcısı. Tabii bu saldıranların arasında Halid bin Velid başrollerde. Başrollerde. Nasıl ki İmam Ali Aleyhisselam nebet olayında peygamberin yatağına yattığında Halid bin Velid öne çıkarak İmam Ali'yi öldürmek istiyor kılıcıyla. İmam Ali Aleyhisselam kılıcını kapıp onları def ediyor ya. Halid bin Velid bu. Habeşistan'a hicret edenleri geri getirmek için gidenlerin başında Halid bin Velid ve Amr ibn As var. Eyvallah. Bu adamlar. Uhud'da Müslümanları arkadan çevirip yenilmelerine sebep olan Halid bin Velid. Yani tarihi sicili kötü yani. Evet. Anladık hocam onu. Tarihi anekdot etmek lazım. Araştırmak lazım. Ve üzüntülü de bir mevzu. Kapı olayından sonra tabii asla İmam Ali Aleyhisselam'ın ve yanındakilerin biatı olmamıştır. Sürmüştür. Bu arada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hayber seferinden sonra Fedek kurmalığı meselesi var. Fedek hurmalığının olduğu yerde Yahudiler var. Yahudilerin bağları. Tamam. Yahudiler savaşmadan teslim oluyorlar. Büyük bir arazi. Büyük bir arazi. Hurmalık. Yani geliri de iyi bir arazi. Oradaki Yahudiler savaşmadan İslam devletine teslim oluyorlar. Yani biz İslam devletinin kanatları altında yaşamaya, ehli zimmet olarak yaşamaya razıyız. Yani ehli zimmet nedir? Malları, canları, ırzları hiçbir şekilde dokunulmayacak. Bunların malları, ırzları, canları Müslümanların zimmetinde olacak. Koruması altında. Koruması altında. Eyvallah. İhanet ederse ceza görür. Müslüman mı? Yani ehli zimmet. Eyvallah. Mesela bir olay vardır. Nedir hocam? Onu daha önce de anlatmışımdır. Bir kadına birkaç kişi tecavüz eder. Bunun üzerine Halife Ömer, halife iken ceza uygularken hepsine rejim cezası verilmesini söyleyince İmam Ali Aleyhisselam diyor ki hayır, hepsi eşit değildir. Bu ehli zimmettir. Ehli zimmet kurallarına uymadığı için idam edilecek. İdam. Rejim değil, idam. Öbürü Müslümandı, hürdü.
Ama bu işi yaptı, recm edilecek. Öbürü köle, köle olduğu için hürün yarısı ceza verilecek. Öbürü de deli, akıldan noksan. Noksan olduğu için nasihatla, biraz kızmakla salıverilecek. İşte ehl-i zimmetin durumu bu. Eyvallah. Yani bu şekilde Fedek hurmalığı da ehl-i zimmet arasında, yani Yahudilerle şöyle yapılmıştır, yarı yarıya. Onun yarısı peygamberin mülküne geçiyor. Peygamberin mülküne. Çünkü ganimette Allah ve Resulünün malı önde gelir. Öyle mi de? Evet, önde gelir. O Fedek hurmalığının, o bölgenin de başındaki bulunan kişinin de adı ilginçtir. Yuşa bin Nun'dur. İşlemiştik hocam Yuşa evet, bin Nun'u. İşlemiştik. O, ya onun da adı böyle. Neyse, bunu Fedek hurmalığını Hazreti Peygamber yakınlarına ihsanda bulun, yani şeyi ayeti geldiği zaman yakınlarını gözet, ihsanda bulun şey gelince, orayı Hazreti Fatıma'ya verir. O, bu senin der. Kendi hakkından Hazreti Fatıma'ya verir. Yaşarken bunu veriyor. Yaşarken tabii. Yaşarken verir. Şimdi bu Fedek olayı çok önemli. Öyle es geçilecek bir olay değil. Değil. Çok hukuk sistemi yatar. Hazreti Fatıma'nın mülküne geçmiştir. Ve geliri de iyidir. Bu arada Ebu Bekir halife olunca Fedek hurmalığını devlet adına ele geçirirler. Ama peygamber onu kızına vermiş hocam. O zaten tartışma orada. Devlet adına ele geçirirler. Ve bunun üzerine Hazreti Fatıma davacı olur. Bunun üzerine davacı olur. Ve Hazreti Fatıma der ki, bu aracı peygamber sağlığında vermişti bana, niye el koyuyorsun? Evet. Ya Fatıma diyor, peygamber devleti yönetiyordu, onun için devlet adını aldı. Ama diyor, bana verdi yani. Şahsi malıydı. Evet. Ama biz devlet adına fakire, fukaraya, yolda kalana falan yardım için kullanırız. E ben de aynı şeyi yapıyorum diyor. Ben oradan mal biriktirmiyorum ki. Ümmetten yolda kalmış, fakir olmuş, yoksul, kimsesiz, İhtiyaç bakıma sahibi. İhtiyaç var. Sefer için para, gelir lazım. Onun için veriyorum. Ben kendim iyi piştiğime bakın yani. Ben evi süpürürken üstüm başım toz içinde. Ne diyorlar hocam cevap? Yediğim içtiğim belli. Masrafım belli. En fakir gibi yaşıyorum. Ama geliri bu şekilde dağıtıyorum. Ne diyorlar buna karşı? Ondan sonra diyorlar ki bu peygamberin mirasıydı. Tamam da kızına vermiş bunu. Şimdi orada bir hadis söylüyorlar ki, Ayşe de orada, Ebu Bekir'le, diyorlar ki peygamberlerin mirası olmaz, verdikleri sadakadır. Hazreti Fatıma diyor ki, ben böyle bir peygamberin yanında olan bir kişi, kızı olarak ben böyle bir hadis duymadım. Ali de duymadı. Nereden bu hadis çıkıyor? Ki ilmi şehridir. He. Nereden bu hadis çıkıyor? Eyvallah. Bu hadis tartışması başlıyor. Bir kere Hazreti Fatıma Kur'an'dan ayetler getiriyor. Süleyman Davud'a varisti, Yahya Zekeriya'ya varisti, peygamberlerin varis olduklarına dair ayet getiriyor ki bu peygamberin mirası olmaz sözü uydurma, yalan, iftira. Şöyle de bir şey var hocam. Evet. Eğer gerçekten bunun İslam devletine dönmesi gerekseydi, gaybın anahtarları peygamberin elinde vardı. Evet. Hazreti Fatıma'ya şu sözü söyleyebilirdi. Kızım, ben yaşadığım müddetçe bunu sana ihsan ettim. Benim vefatımdan sonra bunu elini çek ve İslam devletine teslim et. Ha. Derdi yani bunu. Diyebilirdi. Hayır derdi. Şimdi
Bunu söylememiş ve vermiş. Şimdi karşı tarafın itirazı çok şey kalıyor, zayıf kalıyor. Şimdi ilginç bir nokta, peygamberin mirası yok dedi. Olmaz sadakadır dediler ya. Halife Osman zamanında, halife ya, Ayşe ile Hafsa Osman'a giderler. Osman der ki, miras için mi geldiniz? Miras için mi? İkisi de peygamber eşi olmaktan dolayı miras. Evet derler. Ya Ayşe diyor, sen sidiyle yıkanan bir bedevi getirip de peygamberin mirası olmaz diye hadis uydurtturmadın mı? Oo. Şimdi de miras için geliyorsun. Hocam süremiz daralıyor. Son bir 5 dakikamız var. Şeyi de değinirsek kısa olarak. Neden Hazreti Fatıma'nın mezarı bilinmiyor? Sebebi nedir? Kabrinin bilinmeme sebebi. Şimdi tabii bu Fedek olayı böyle elde alındıktan sonra Ebu Bekir Fedek'in tekrar Hazreti Fatıma'ya verilmesine dair yazı yazıyor. Bu yazıyı alıp Hazreti Fatıma giderken yolda Ömer'e rastlıyor. Ömer alıp onu yırtıyor. Hükümsüzdür diyor. Ebu Bekir'e gidiyor. Niye verdin falan diyor. Buradaki amaç Ehl-i Beyt'i ekonomik manda zayıflatmak. Yine soracağım hocam. Akıllara gelir. Ehl-i Sünnet kaynaklarında da yazıyor mu bu tarihse? Var. Tamam. Yani bir sürü kaynak gösterebilir. Valla içim karardı hocam. Yani hem hüzünlü günler hem de tarihte yapılan akıl almaz olaylar. Akıl almıyor yani. Ne diyelim? Kabri neden gizledi hocam? Orayı da bir kısa alalım sizden. Efendim? Kabrinin gizli olma sebebi. Hazreti Fatıma'nın kabri neden bilinmiyor? Şimdi tabii Hazreti Fatıma hutbeleri de var orada. Kadınları toplayıp hutbe okuyor be perde arkasında. Ve ondan sonra tabii Hazreti Fatıma bu acılardan dolayı şehadet mertebesine eriyor ya. Şimdi ermeden önce o Fedek olayından dolayı Hazreti Fatıma birinci ve ikinci halifeye küsmüştür. Ve onlara her namazda beddua ettiğini söyler. Onlar Hazreti Fatıma'dan özür dilemek için gelirlerse de Hazreti Fatıma onlara yüz vermemiştir. Yüz vermemiştir. Selamlarını almamıştır. Artık buraya dikkat. Selamlarını bile almamıştır. Ki selama cevap vermek vacip olduğu halde neden almamıştır? Eyvallah. Burası önemli. Ve Hazreti Fatıma selamullahi aleyha vefat ettiğinde İmam Ali'ye vasiyet etmiş. Bunlar cenazeme gelmesinler. Cenazeme gelmesinler. Ve defnedildiği zaman İmam Ali aleyhisselam nereye defnedildiğini çok saklamıştır. Baki'de birkaç mezar kazıyıp kapatmıştır, kazıyıp kapatmıştır. Ve Hazreti Fatıma'yı gece gizliliğinde defnetmiştir. Ve mezarı bilinmesin diye bu şekli yapmıştır. Ama Ömer ve Ebu Bekir cenazeyi tekrar çıkartıp cenaze namazı kılmak isteseler de İmam Ali aleyhisselam orada eli yalın kılıç beklemekte ve hiçbir mezara yanaştırmamaktadır. Olmaz demiştir. Yani orada dilenmiştir. Peygamberin ve vefatından sonra ondan dolayı hangi mezar olduğu bugüne kadar bilinmemektedir. Hocam yüreğinize sağlık. Gerçekten çok hüzünlü bir hikayeydi. Yani tarihin noktasında yaptığımız programların içerisinde. Onun için günü de tam yani şu gün kesindir bilmez. Ne günü çünkü malum. O arada o matemi anacak durumlar oluşmadı. Eyvallah anladım. Hani hocam. Kerbela olayının dışında diğer matemler
o kadar oluşmadı. Hatta ümmet 28 Safer'in peygamberin vefat ettiği gün olarak bilmez. Peygamberin vefatı hakkında da çeşitli günler, tarihler söylerler. Eyvallah. Eyvallah. Yani böyledir. Peygamberin matemi de, Hazreti Fatıma'nın matemi de bu şekilde çok gizli kaldığından, yani tam şudur denecek bir ortam yoktur. Yoktur. Sağ olun hocam. Yüreğinize sağlık. Gerçekten hani şey diyemiyorum, yani bir şey diyemiyorum çünkü kelimelerin boğazlara düğümlendiği noktalar bunlar. Sevgili izleyiciler, Eyyam-ı Fatimiye yaklaşıyor. Bundan dolayı gelen mesajlardan dolayı açılımını sordunuz. Biz de hüzne boğulduk açıkçası. Çünkü tarihte hem Ehl-i Sünnet'in kaynaklarında yazan hocam gerçekleri açıkladı. Bilinmeyen gerçekler. Tarihte yapılan işte büyük bir hüzün var, haksızlık var. İnsan ne söyleyeceğini de bilemiyor. Hocam teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. İyi seyirler dilerim. Sevgiyle kalın.